bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. Sıra. Değil. Şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. Ölçü aslında bu. Kafiye. Değil. Harf alın. Harf alalım. Harf aldık. Heh. Bize hece ve durak denk oluşu. Harf alayım. Aruz nokta noktası var. Harf alayım yani. Harf alalım ya. Ne riski atalım. Harf. Uydurun. Vezir. Gibi bir şey. Son harfi değiştir. son harfi değiştirin. Vezip, vezin. Vezin doğru cevap. Efendim beş harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Protez saç. Peruk. Peruk doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz sıfatımızı. Kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı bulunmayan. Muhtaç. Muhtaç doğru cevap. Efendim bir diğer sorumuzun cevabı tek kelime. Bakalım nasıl sorduk. Yaradan'ın merhameti. Rahman. Değil. Rahim. Hayır. Rahmet. Rahmet doğru cevap. Yedi harflere geçtik. Tek kelime ve yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Şöyle soruyoruz. Geçmişe ilişkin olaylarla ve yer, zaman, sebep, sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişi. Yer, zaman. Tarihçi. Tarihçi doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3000 puanımız var. 1 dakika 16 saniye süremiz var. Evet, vakit. Evet. Çok da sıkıntılı değil ama değil mi? Çok da sıkıntılı. Sıkıntı. Sezgin Bey. Tamam. Yani 1 dakika 16 saniyede 7 soru bilmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar 7 soru bildiniz. 2 dakikanın üstünde 3 dakikaya yakın zaman harcadınız. Evet. O yüzden artık biraz hızlanmamız gerekiyor. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Mastarla bitiyor efendim. 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. İfadeye duygu katmak için sesle, sözde meydana getirilen perde değişikliği, başkalık. Böyle seste... Harf alayım. Harf aldık. T. Bir harf daha mı aldık? Bir harf daha. Bir harf daha aldık. İfadeye duygu katmak için sesle, sözde meydana getirilen... Evet. Perde değişiklik, ton... Tonlama. Tonlama doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir haşere türü soruyoruz. Gelsin bakalım. Bir haşerenin musallat olup rahatsızlık veren insanlar içinde kullanılan adı. Yani bu galiba... sivrisinek. Değil efendim. Daha büyüğü. Daha büyüğü. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Niye oradan veriyorsun harfi? Kullanılan adı. Yapışır efendim. Bu yapışır. Yapışır. Böyle. Hmm. Anladım. Anladınız. Anladım. Bir uydurun bir şey söyleyin. Çıkaramadım ya. Bu inekler ineklere çok yapışır. Ha? Aa. Çıkmadı. Çıkar. Bakın görünce nasıl canınız sıkılacak şimdi. Biliyorum onu biliyorum. At sineği. At sineği evet ya. At sineği. Evet. Evet. At sineği size çelme taktı.